O da bir link atmış. Bu ne, bu ne? Ben değil miyim kız? Loli hiç bilmeyen şu videoyu izlese ne düşünür? Tam tiş olan. Arm mı? Pitli tatlı. Ben vallahi her seferinde söylüyorum yani aslında çok şeyi çok istiyorum. Aynı şeyi World of Warcraft için de çok istiyorum. Aynı şeyi Dota için de çok istiyorum. Aynı şeyi League of Legends için de çok istiyorum. Keşke bu yani hikayeli bir oyun yapsanız mesela. Her seferinde söylüyorum. Aslında çok sağlam, çok güçlü karakterler falan anlatılıyor, ediliyor. Ya mesela dizi de yaptınız bak. Bak hem Dota 2 yaptı dizisini, değil mi? Hem League of Legends yaptı dizisini. WoW'un zaten filmi çıktı etti.
acaba diyorum bir tane böyle hikayeli bir oyun yapsanız mı? Ama böyle bayağı mesela God of War oynuyoruz ya, onun gibi oynasak. God of War gibi. Mahvolmuş Kral Varpel'in. Nerede? Hangi platforma çıktı? Baya baya God of War gibi falan mı? Pazar yeri kurmuş adamlar pek öyle dertleri yok. Ben de aynı fikirdeyim Paka Vamuga. İşte o rahatsız edici geliyor. Zaten bir de yani Riot Türkiye özellikle şeyde zaten benim ciğerimde çok büyük bir yara açmıştı. Bu yurt dışında Pride olarak kutlandığında, bizde renk şenliğine çevrildiğinde zaten orada bir yaralanmıştım. Zamanla da artık bu tacizliğin bilmem neydi, zarttı, zurttu, falandı filan da olaylarından sonra, bunların da hiçbir şekilde önüne geçilmemesinden sonra sadece Twitter'dan çok üzgünüz, düzeltmeye çalışıyoruz muhabbetlerinden sonra tamamen kapattım yani o kapıyı. Ha kendim belki oynarım. Kendim bile zaten o kadar çok oynamıyorum. Ben zaten Valorant oynuyordum sadece. Ondan öncesinde LoL'du, MoL'du falan filan hiç bilmiyorum. Ama yani şeyden sonrasında artık hani bu dakikadan sonra yayınlarda çok da fazla promote etmek bana iyi gelmeyecek, yaralarımı da sarmayacak. Bana daha çok yaralar açacak hatta. Günün sonunda bunlar kar etmeye çalışan şirketler. Bunları hiçbir zaman unutmamak lazım. Her biri, bütün oyun şirketleri. Yani zaten hiç kimsenin temel amacı iyilik, güzellik, zart zurt falan olmuyor. Ha! Tabii ki de olanlar var. Mesela geçen gün oynadığımız My Child, Levensburn gibi. O yüzden ben de ne yapıyorum? Daha fazla indie oyuna düşüyorum. Daha fazla çevrim içi, online, co-op oyunlar falan filan haricinde indie oyunlara düşüyorum. Hikayeli oyunlara düşüyorum. Simülasyon oyunlarına düşürüm. Onlar da insanı, yalan söyleyeyim, daha mutlu ediyor efendim. Abi, ve şu da var açıkçası. İzleyiciye de daha çok çeşitlilik sağlamış oluyorsun. İzleyici de daha fazla oyun görmüş oluyor. Çünkü malumunuz Türkiye'de zaten insanlar oyunlara oturup da 300 lira, 100 lira, 200 lira veremiyorlar, edemiyorlar. Yani en azından insanları izletmiş oluyorsun bu oyunları. Bir de bedava niye, oyun niye gece gündüz izletesin? Bunları şey yapmak daha keyifli geliyor açıkçası bana. İzledim, izledim Ayım İdarçı.